İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Roman konusunu öğreneceğiz. Neden mükemmel bir konu? Çünkü arkadaşlar romanla alakalı hem üniversite sınavlarında hem de gireceğiniz yazılarda soru gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında roman ve hikaye arasındaki fark, romanın özellikleri, romandaki anlatım teknikleri tek tek soruluyor. Bizler de hem yazılı notlarımızda hem de yazılı denemelerimizde bununla alakalı çok güzel sorular koyduk. Şimdi arkanızı yazsanın güzel bir şekilde bu videoyu izleyin. Sonrasında romanın ne olduğunu, ilk romanların neler olduğunu, romandaki anlatım biçimlerini çok güzel bir şekilde öğrenelim. Hadi bakalım videomuz başlasın. Evet arkadaşlar bu arada ikinci dönem birinci yazılı kan programımız açıklandı. Edebiyat videomuz 21 Mart'ta yayınlanacak. Dolayısıyla o videoda da zaten roman konusunu güzel bir şekilde göstereceğiz. Fakat şimdi de güzel bir şekilde anlayalım. Öncelikle roman hikayeden daha kalın. Bakın görüyor musunuz bu kitabın kalınlığı ile bu kitabın inceliği arasındaki farkı aşk Memnu Halis Ziya Uşaklıgil'in yazdığı bir roman, Kaşa ise Ömer Sevit'in yazdığı bir hikaye. Şimdi romandan hikayeye farkı bileceğiz ama esasında biz buraya nasıl geldik? İlk başta destanlar vardı hatta şu sayfada göstermek istiyorum. Bakın şurada ayarlamıştım. İlk başta destanlarımız vardı. Destanlar bu işte Oğuz Kağan destanları, işte Göç, Türeyiş, Bozkurt farklı farklı destanlarımız vardı. Sonra destandan halk hikayesine geçiş döneminde araya bir Dede Korkut hikayeleri geldi. Biraz daha olağan üstlükler azalmaya başladı. Halk hikayelerinde olağan üstlükler iyice azaldı. Mesneviler Divan Edebiyat döneminde yazılan böyle ikili ikili yazılan Aruz Ölçüsü yazılmış beyitlerdi. Yani şiir şeklindeydi. Sonrasında Tanzimat döneminde biz romanla ilk kez tanışmış olduk. Çeviri yoluyla tanıştık. İlk başta çeviriler yapıldı. Ardından ilk yerli roman yazıldı. İlk edebi romanlar yazıldı. Hatta bunları da şöyle gösterecek olursak. Dünyada ilk romanı Rable diye biri yazıyor. Garganto diye bir eser. Modern romanı Cervantes yazacak. Bizde ise ilk başta Yusuf Kamil Paşa çeviri yoluyla alıyor. Yani gidiyor bir Fenelon diye bir adamın Telemak adlı romanını çeviriyor. İlk çeviri roman bu arkadaşlar. Bu buraya bizde ilk roman çeviri diye yazıyorum. Bu çeviri roman. Sonrasında ilk yerli romanı Talat ve Fitnat'ın aşkı anlamına gelen Şemsettin Sami Taşku Talat ve Fitnat diye yazıyor. İlk edebi romanın namı Kemal yazacak. Uyanış anlamına gelen intiba. İlk köy romanını Nabizade Nazım yazacak Karabibik. Hatta ilk tarihi roman var Cezmi. Onu da buraya not düşelim bak. Cezmi yine Namık Kemal tarafından yazılan. Namık Kemal tarafından yazılan. ilk tarihi roman. Buraya yazıyorum. İlk tarihi roman. Bunlar önemli. Bunları hocalarınız yazılarda sorabiliyorlar. Bunlarla alakalı mutlaka hem yazıl notlarımızdan hem de yazıl denemelerimizden çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada modern roman örnekleri var, polisiye roman örnekleri var, psikolojik roman örnekleri var, ilk postmodern romanlar var. Burada bilhassa şuraya kadar kısım önemli. İlk psikolojik romanı da sorabilirler. Ama işte ilk polisiye roman ya da ilk postmodern romanı hocalar genellikle sormuyorlar. Onu da söyleyelim. Şimdi burada şunu söyleyelim tekrar şu sayfaları tekrar almak istiyorum. Biz de destan, halk hikayeciliği, mesnevi, roman dedikten sonra tanzimat döneminde roman gelecek. Peki romanla hikaye arasındaki fark nedir? Birincisi arkadaşlar romanda zaman belirgin. Bak roman daha kalın gördüğünüz gibi. Hikayede zaman belirgin. Ama romanda kişi kadrosu genişken hikayede dar. Romanda olay zinciri varken hikayede tek olay var. Romanda bitimlemeler ayrıntılıyken hikayede bitimlemeler yüzeysel. Romanda mekanlar fazlayken ...hikayede daha az mekan var. Hatta üniversite sınavında şöyle bir soru çıkmış. Demiş ki... ...roman bir kilo limonsa hikaye ona eş değer... ...bir C vitamini apıdır demiş. Yani hikaye daha kısa ve özlü oluyor arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Romanda yaşanmış ve yaşanabilir olaylar olabilir. Uzun edebi bir türdür. İlk kez bize Tanzimat döneminde geliyor. Kişi, zaman, mekanlarda detaylı... ...ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Dünya edebiyatına romana baktığımızda... ...ilk başta romantizm ve realizm akımlarının... ...etkisi çok fazla ve... İlk örnek Cervantes'in yazdığı Don Quixote adlı eser. Bu modern roman olarak geçiyor ve yazılınıza da sorulma ihtimali yüksek. Bu türün en iyi örneklerini ise 19. yüzyılda realist yani gerçekçi sanatçılar veriyor. Balzac Fransız, Dostoyevski Rus, Stendhal Fransız, Turgenev Tolstoy Rus sanatçılar çok değerli eserleri bizlere kazandırıyorlar. Bizde ise Tanzimat döneminde çeviriyle başladığını az önce söylemiştik. Öncesinde destanlar, halk hikayeleri ve mesleviler var. Şimdi Burada romanın genel özelliklerine bakacak olursak birincisi gerçeklik kurmaca bir gerçeklik. Yani yaşanmış ya da yaşanabilir olay anlatılıyor. Mesela diyelim ki Aşk-ı Memnu'da Bihter, Behlül, Adnan Bey, Firdevs bunlara benzer insanlar gerçekte de var. Ama bu Halis Ziya Uşaklı'nın zihninde kurduğu bir kurmaca. Birden çok olay bir tema etrafında sıralanıyor. Yazıldığı dönemin zihniyetini taşıyor. O dönemde Halis Ziya değil toplumdaki ahlaki çökmeyi işte saraylarda yaşanan bu köşklerde yaşanan yalılarda yaşanan hayatı bir şekilde bize aktarıyor. Konusuna göre tarihi sosyal otobiyografik yani kendi hayatını anlattığı psikolojik polisiye gibi türleri var. Serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuç bölümleri bulunuyor. Şimdi konulara göre romanlara baktığımızda tarihi romanda Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanı Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor mesela. Ya da sosyal romanda Reşat Doğru Güntekin'in yaprak dökümü Alirza Bey ve onun etrafındaki kız çocuklarının e, ...toplumun içerisinde yozlaşması, bozulması... ...ailesinin yaprak gibi dökülmesini anlatıyor. Macera romanına baktığımızda... ...Alexander Duman'ın Monte Cristo kontu önemli. Yine polisiye romanda Sherlock Holmes. Tezli romanda Yakup Kadri'nin... ...yabancılaşmış olan... ...Türk aydını anlattığı... ...yaban romanı. Yine egzotik romanda... ...İzlanda balıkçısı önemli örnekler. Psikolojik romanda Mehmet Rauf'un... ...Eylül adlı eser önemli. Burada... ...Suat Hanım, Necip Bey... ...Süreyya Bey arasındaki yasak aşk... ...anlatılacak ve bunun sonunda da tabii ki mutsuz bir sonla bitecek gerçekçi bir roman. Bilim kurgu romana baktığımızda Isaac Asimov'un Ben Robot adlı eseri. Fantastik romana baktığımızda Tolkien'in de Yüzüklerin Efendisi adlı eserleri önemli. Akımlarına göre romanlara baktığımızda diyebilirsiniz ki hocam klasizm, realizm, romantizm nedir? Bakın bunu anlatayım sizlere şöyle. Şimdi şöyle gösterecek olursak biliyorsunuz arkadaşlar dünyada her şeyin ilk başta Böyle ilk örnekleri Yunan edebiyatında veriliyor. Yunan edebiyatında ilk defa olimpiyatlar, ilk defa demokrasi örnekleri, ilk defa böyle işte trajediler, komediler, şiirler yazılacak. Sonrasında Latin edebiyat dönemi var. Burada Roman, e, Roman İmparatorluğu yani Roma İmparatorluğu döneminde Latin edebiyatı var. Sonrasında bu adamlar bir karanlık çağ yaşayacaklar. Karanlık çağ dediğimiz şey bu adamlar buna dark age diyor. Bu dönemde kilisenin baskısıyla adamlar hiç böyle sanatsal gelişmeler gösteremeyecekler. Hep böyle Hazreti İsa, Hazreti Meryem. Ardından aydınlanma başlıyor. Kilisenin etkisinden kurtuluyorlar. Aydınlanmadan sonra bazı akımlar ortaya çıkacak. Burada arkadaşlar bu akımları da şöyle yazacak olursak. Birincisi klasisizm akımı var. Burada mutlak krallıkların güçlenmesiyle birlikte aklın ön planda olduğu eserler yazacaklar. Sonra klasizme tepki olarak romantizm akımı gelecek. Burada da edebiyattaki Fransız ihtilali olacak bu. Yani duygularını coşkulu bir şekilde esere yansıtacaklar. Yani romantik bir roman yazarı eserde okuyucuyu yönlendirecek. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek ve sen diyeceksin ki ben de iyi olmalıyım diyeceksin. Romantik roman duyguları yansıtıyor. Sonrasında bu romanların kötü olduğunu söyleyecek e, Gustave Flaubert ve... Diyecek ki ya kardeşim böyle romantik romanlar mı olur? İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Böyle bir şey olmaz. Romanlar gerçekçi olmalı, realizm olmalı diyecek. Hatta Madame Bovary diye bir eser yazacak. Burada Emma Bovary karakteri romantik romanlar okuyacak hikayenin içinde. Diyecek ki ya bu ne ya saçma hep iyiler kazanıyor. Gerçekçi böyle aldatmanın, hataların, mutsuz sonların olduğu eserler yazılacak. Ve ardından da naturalist romanlar var. Yani gerçeğin, çirkin yönünün daha fazla anlatıldığı realizmin bir üst seviyesindeki romanları göreceğiz. Şimdi o zaman buraya geri dönecek olursak. Klasizm akımında Fenelon'un Telemak adlı eseri biliyorsunuz bizdeki ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından bu eser yapılmıştı. Sonra romantik romanlar var. Victor Hugo'nun Sefilleri duygularını yansıyor Victor Hugo. Yine Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahı bu da yine gerçekçi bir roman. Naturalist romanda edebiyata deneyi sokan Emile Zola'nın yazdığı, Emile Zola bir erkek bu arada, Nana romanı. Yine modern romanda James Joyce'un yazdığı Ulysses Postmodern romanda Umberto Eco'nun yazdığı Gül'ün adı. Existansiyelist yani varoluşu romanda da Sartre'nin bulantı eserleri önemli. Bunları hocalarınız sınavlarda sorabilir. Bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi romanın unsurlarına baktığımızda zaman, kişiler, mekan, olay örgüsü, çatışma yani olayın böyle en heyecanlı olduğu yer. Yani mesela Bihter ve Behlül'ün yakalandığı an çatışmanın olduğu an. Anlatıcılar var. Konu temalar var. Gelin isterseniz bunlara şöyle güzel bir şekilde bakalım. Birincisi olay örgüsü romanda ana olayla birlikte ana olaya bağlı yardımcı olaylarında bulunduğu yapı unsuru. Kişiler gerçek hayatta yaraslayabileceğimiz romanda anlatılan olayları yaşayan kişilerdir. Kişiler baş kahraman, yardımcı kahramanlar, karşıt güç olmak üzere üç başka alta toplanabilir. Kişilerin kendine özgü ruhsal ve fiziksel özelliği varsa buna karakter deniyor. Mesela Aşk-ı Memnu romanında Bihter bir karakterdir arkadaşlar. İyi yönleri vardır, kötü yönleri vardır. Aşkına yenik düşer, intihar eder. Tam bir karakterdir. Ama kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi özellikleri abartılı bir biçimde üzerine toplayan kişilere ise tip adı verilir. Mesela orada behlül bir tiptir. Kararsız, karar veremeyen korkak bir tip. Anlaştık mı? Dolayısıyla işte veyahut da beşir bir tiptir mesela. Olay örgüsünün oluşmasında kişiler arasındaki iç ve dış mücadeleler de önemli yer tutar. Buna da çatışma adı verilir arkadaşlar. Zamana baktığımızda romanda olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süreye biz zaman diyoruz. Mekan olayın geçtiği çevre ve yerdir. Tema romanın tamamına hakim olan olay, duygu ve düşüncedir. Sevgi, dostluk, aldatma, fark fark temalar olabilir. Anlatıcı eğer ben yaptım biz yaptık diyorsa birinci kişidir. O yaptı onlar yaptılar diyorsa üçüncü kişidir. Yani geldim diyorsa birinci geldi diyorsa üçüncü kişi ağzı vardır. Geldik diyorsa birinci geldiler diyorsa üçüncü kişi ağzından anlatım vardır. Bakış açılarına baktığımızda romanda kahraman bakış açısı olabilir. Hakim bakış açısı yani tanrısal bakış açısı olabilir ya da gözlemci bakış açısı olabilir. Bunu hemen anlatalım. Şimdi Kahraman bakış açısında romandaki olaylar kahramanlardan birinin ağzıyla anlatılır. Mesela şöyle işte e, stüdyoya geldim kalemlerimi hazırladım telefonumu sessize aldım ardından yazılı denemelerimi yazılı notlarını masanın üzerine koydum ders anlatmaya başladım. Diyorsa bu yazar kahraman bakış açısıyla anlatmıştır. Ben şimdi kahraman bakış açısıyla. Gözlemci bakış açısı ise şöyle. Stüdyoya geldi, kalemlerini masaya bıraktı, telefonunu sessize aldı, yazılı denemelerini yazılı notlarını masanın üzerine koydu, de, videoyu çekmeye başladı. Bu gözlemci, olayı biri gözlemliyor. Hakim bakış açısı ise şudur arkadaşlar. Stüdyoya geldi, kalemlerini masanın üzerine koydu. Telefonumu sesli alsam mı diye düşündü. E zaten önceden aldığını hatırladı. Ardından yazılı denemelerini ve yazı notları öğrencilere faydalı olabileceğini düşünerek masanın üzerine koydu. Bak şimdi diye düşündü düşünerek. E sen benim düşüncemi nereden biliyorsun? Demek ki romanın kahramanlarından biri olmamasına rağmen tüm kahramanlara ve olaylara hakim kahramanların düşüncelerini dahi bilir. Bak diye düşündüğü gibi ifadeler görüyorsanız kahramanların zihninden geçenleri düşünebiliyorsa bu işte hakim bakış açısı oluyor arkadaşlar. Diye düşün demiyorsa sadece kalemleri masaya bıraktı. Dışarıdan gözlemliyorsa gözlemci bakış açısı oluyor. Şimdi anlatım tekniklerine baktığımızda anlatıcının okuyucu ile eser arasında girdiği tekniktir anlatma tekniği. Okuyucunun dikkati anlatıcıya yoğunlaşır. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane kitabımız var. Tamam mı? Bu kitabın e, aşk Aşkı Memnu Olsun adı. Aşk-ı Memnu hepiniz okuduğunuz için ya da en kötü dizisini 25 kez izlediğiniz için bilirsiniz. Şimdi bunun yazarı kim? Halit Ziya diye bir adam. Halit Ziya Uşak değil. Bu yazar dışarıda yaşayan bir adam. Bu yaşadı bitti gitti öldü gitti. Şimdi Aşkı Memnu burada ya. Bunu bu kitapta yaşanan olaylar yani Bihter ile Behlül arasındaki yasak aşkı. Adnan Bey'in işte Firdevs'in kızıyla evlenmesi falan filan bir sürü olaylar var. Burada kişiler var işte Bihter var, Behlül var, Firdevs var, Adnan var, Beşir var, ne bileyim Nihal var falan filan bir sürü insan var. Bunlar kişiler. Bunları bize anlatan bir kişi var. İşte bu anlatıcı oluyor arkadaşlar. Anlatıcı Halil Ziya değil. Anlatıcı kitabı yazan kişi değil. Anlatıcı Behlül de değil, Bihter de değil, Adnan da de değil. Anlatıcı kim? Anlatıcı işte. Bu anlatıcı okuyucuya karakterleri gösteriyor, karakterleri tanıtıyor, olayları anlatıyor. Bazen Behlül direkt konuşmaya başlıyor. O zaman anlatıcı susuyor, Behlül konuşuyor. Bazen Biter konuşuyor bazen Adnan konuşuyor ama genellikle Behlül konuştu. Behlül dedi ki Adnan'a döndü böyle dedi diye anlatan kişi işte anlatıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada geriye dönüş tekniği var. Burada genellikle tarihi romanlarda kullanılıyor ve kişisel olaylar hakkında kişiler ve olaylar hakkında bilgiler verirken karakterlerin yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi verilirken bu tekniğe başvuruyor. Mesela babasını hatırladı Treni yolcu ederken aman oğlum yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete. İlle de muhtara. Benim oğlum sen sırtın yere gelmez. Dediğini hatırlıyor bak geriye dönüş. İç çözümleme tekniği ise anlatıcının kahramanının zihninden geçenlere okuduğu anlatım tekniğine deniyor. Şimdi anlatıcı vardı tamam. Anlatıcı Behlül'ün ya da Bihter'in ya da Adnan'ın zihninden geçenleri okuyor. Diyor ki mesela yavaş yavaş merdivenleri indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey'i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü bak. Yani tanrısal bakış açısı var burada. Eğer siz iç çözümleme tekniği uyguluyorsanız hakim bakış açısını kullanmanız gerekiyor. Kocası sakın ondan malumat alabilirdi. Hadi ile içeriye haber gönderdi bak diye düşün diyor ya. Demek ki iç çözümleme tekniği var. Özetleme ise anlatıcının kişileri olayları ya da hakkında bilgi vermek istediği herhangi bir şeyi özetleyerek anlatması. Şimdi anlatıcı vardı. Burada işte diyelim ki Beşer'in gemiyle seyahat etmesi ve bunları özetleyecek. Diyor ki mesela memleketin hali malum. Burası onu çok sıktı. Fazla olarak ahalinin dedikodusu. Biliyorsun yavrum bütün memleket bize düşman. Kaç kez uğraştılar önüne gelen zaten bizimle uğraşır. Ama belki ben yanılıyorum. Sen daha iyisini bilirsin diyor. Yani burada bir konuyu özetledim. Bazen çok uzun uzun anlatmak istemediği hikayenin roman içinde çok önemli olmayan bir kısmı özetleyerek geçebilir anlatıcı. Kişi tanıtımı ise anlatıcı yani şu adam bak Ali Ziya değil anlatıcı anlatıcı metindeki kahramanlarla ilgili okuyucuya tanıtıcı bilgiler verir. Bu bilgileri verirken de kahramanların ayırt edici yönlerine yararlanır. Hele bir tanesi vardı. Bir tanesi çocukları bu işe seferber eden de oydu. Ökselleri cumartesi gecesinden hazırlayan da. Konstantin isimli bir adamdı. Galata'da bir yazanesi vardı diyor. Mesela diyelim ki Aşkı Memnu romanında da anlatıcı bize Bihter'i tanımlayabilir. İşte çok güzeldi. Çok işte saçları siyahtı falan. Veyahut da Behlül tanıtabilir. İşte çok yakışıklıydı. Uzundu falan da filan da böyle onu anlatabilir. Kararsız diye. Orada kişi tanıtmış oluyor. Olay anlatımı ise metindeki olaylar bir anlatıcı tarafından anlatılır. Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor. En aşağı iki üç gecede başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki cam mekan kaldırılmış. Delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmıştı diye olayı anlatabilir. Şimdi diğer anlatım tekniklerine baktığımızda pastiş bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini veya düşüncesini taklit etmektedir. Yani burada ne yapıyorsun? Direkt onu taklit ediyorsun. Parodide ise ciddi sayılan bir eserin bir bölümünün ya da tamamının alaya alınması tekniği alay alıyorsun. İroni ise olaylara eleştirel yaklaşılan söylenenin tam tersinin kastedildiği bir teknik. Mizahtan farklı olarak ironi olaylara daha eleştirel yaklaşıyor. Pastiş belli bir türün üslubunu anlatımını taklit eder. Parodi ise belli bir metnin konusunu taklit edip onunla alay eder arkadaşlar. Şimdi konumuzu özetledik. Dersimizi bitirdik. Burada arkadaşlar sizin bilmeniz gereken şeyler şunlar. Birincisi kahraman bakış açıları çok çok önemli. Niye? Bununla alakalı bir metin verip bakın burada yazılı denemelerinde sizlere bunlarla alakalı çok güzel sorular hazırladık. Şöyle göstereyim. Bakın. Yazı notlarında zaten her şey var. Burada mesela ne yapmışız? Bu metnin temel çatışma unsurunu demiş. Bak metnik çatışmaları belirler diye bir kazanım var. Burayı okuyup anlamanız gerekecek. Metnin üstü özelliklerini yazınız demiş. Burada işte akıcı bir dil kullanılmış. E, hikaye edici bir anlatım kullanılmış. İşte hakim bakış açısı var ya da kahraman bakış açısı var diye bunu söylemeniz gerekiyor. Zaten bunların karakolu okuduğunuzda çözümlerini de görebiliyorsunuz. Sonra kişi yer ve zaman konusunu kullanarak özgün bir fabıl yazınız diyor mesela. Böyle bir soru gelecek. Dokunmak sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Kişileri tespit ederek özelliklerini yazınız diyecek. Hangi anlatım biçimleri var? Yani öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma bunları yazmanızı isteyecek. Sözcük türlerini soracak sizlere. Parça siz sözcük türlerini. Bunları güzel güzel çalışmanız lazım. Romanla alakalı da bakın şöyle göstereyim. Şahıs kadroları ya da anlatım biçimlerini mutlaka size soracaklar. O yüzden bunları iyi bilin arkadaşlar. Sizler soruları takıldığınız zaman burada karekod okutarak yazılı denemelerini sizler için örneklerini paylaştık. Yazı notlarında zaten her biri burada yazıldı bakın yazı notlarından da göstermek istiyorum. Şöyle alalım. Nerede? Bakın en başında sizlere önce romanla alakalı bilgi verdik. Romanın genel özelliklerini anlattık. Dünya edebiyatından, Türk edebiyatından işte ilk çeviri roman, ilk yerli roman, ilk edebi roman, ilk tarihi roman bunların her birini sizlere tek tek gösterdik. Sonrasında roman türlerine ve örneklerini verdik. Romanın yapı unsurlarını, kişi kadrolarını, tip ve karakteri anlattık. Ee, Bihter'in bir karakter olduğunu net bir şekilde söylemiş olduk sizlere. Olay örgüsü, mekan, yer, zamanı gösterdik. Anlatıcıları gösterdik, anlatıcı bakış açılarına baktığınız Anlatma tekniklerini sizlere tek tek gösterdik, kişileri, olayları tanıtmak. Sonrasında da burada hikaye roman karşılaştırmasını da yaptık. Hikayenin daha kısa, romanın daha uzun olduğunu gösterdik. Buradan da güzel güzel çalıştığınızda en yüksek notlar alacaksınız. Hadi bakalım Ozan. Hepinize şimdiden yazılarınıza başarılar diliyoruz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Nerede ödülü sorumuz? Burada. Hadi bakalım.